Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere araçlarda bulunan termiğin görevi nedir, ne işe yarar ve arızasının nasıl tespit edildiğinden bahsedeceğim. Benim de aracımda oluşan termik arızasını birlikte değişimini yaparak bu işlemleri adım adım size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar fan termiğinin görevi BMW, Mercedes ve bazı arkadaşlar diğer marka araçlarda, özellikle motoru dik olan araçlarda motor gövdesine bağlanan pervanenin motor sıcakken aktif olarak döndürülmesini, motor soğukken de pasif olarak döndürülmesini sağlıyor. Yani nasıl sağlanıyor bu işlem? Bunun içerisinde bulunan cıva sayesinde veya farklı kimyasal maddeler sayesinde arkadaşlar, motorumuz dönmeye başladığı anda, eğer motor soğuksa buradaki arkadaşlar gövdemiz pervaneyi herhangi bir baskı uygulamıyor. Yani motor atıyorum 2000 devirle, 3000 devirle dönüyorsa pervanemiz 1000 devirle veya 800 devirle veya daha düşük devirlerde pasif şekilde döndürülüyor. Yani tamamen sürtünmeden kaynaklı bir dönmeyle maruz kalıyor. Ama arkadaşlar motorumuz ısınmışsa, sıcaksa bu içerisindeki cıva genleşiyor ve üzerindeki pervane gövdesine üzerindeki mekanizma vasıtasıyla baskı yapıyor. Ve bu baskı sonucunda da motorun devriyle pervanenin devri doğru orantılı olarak artıyor. Bu artış sayesinde de arkadaşlar motorumuz soğutmaya ihtiyacı varsa soğuyor. Eğer ısınmaya ihtiyacı varsa da daha pasif dönmesi sayesinde motorumuz ısınıyor. Şimdi bunun içerisindeki cıvanın arkadaşı içerisindeki o-ringlerin zarar görmesiyle veya işte belli bir zaman sonra yaklaşık işte 50 bin kilometre, 60 bin kilometre bu termik arıza yapıyor. Bu termik arıza yaptığı zaman da motorumuzdaki hararet yükselmesi, hortumlarında şişme veya aşırı dur kalk trafiklerde yine motordaki hararet derecesinin bir miktar daha yükseldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla aracınızda herhangi bir hararet arızasını veya daha ileri seviye arızaların oluşmaması için bu termiğin değiştirilmesi lazım. Öncelikle arkadaşlar bu termiğin görevini anladıysak, şimdi ise bu termik arızasının nasıl tespiti yapılır hep birlikte görelim. Şu an benim motorum sıcak. Şu termiği şu şekilde alalım. Motorum sıcak arkadaşlar. Şu şekilde bakın, termiği, yani fanı döndürmeye çalışıyorum. Çok rahat bir şekilde dönüyor. Şimdi motoru çalıştıracağım. Motorumuz sıcak. Şöyle bir kağıt vasıtasıyla, elinizi sokmayın, zarar verebilirsiniz. Çünkü terminiz sağlamdır veya pervaneyi kırabilirsiniz. Çok bastırmıyoruz. Şu şekilde. Bakın motorum sıcak olmasına rağmen fanımı durdurabildim. Geri çeviriyorum ters yönde. Yine gördüğünüz gibi tamamıyla durdurabiliyorum. Yani arkadaşlar motor sıcak olmasına rağmen termik herhangi bir fana baskı işlemi yapmıyor. Hemen motoru durdurayım. Dediğim gibi arkadaşlar motor sıcak olmasına rağmen fanımız herhangi bir termik tarafından sıkılma veya bırakılma işlemine maruz kalmıyor. Dolayısıyla bu termik arızalı. Arızalı olduğu için de buradan aktif bir soğutma sağlanamıyor. Sadece aracın hızıyla ve ekstra işte klima pompası, klima radyatör fanıyla arkadaşlar ekstra bir soğutma yapılırsa ancak o şekilde oluyor. Şimdi ben bunu sökeceğim. Sökmek için bir adet çekiç, bir de 32 numaralı anahtarımızla fanımızı sökeceğiz. Fanı söktükten sonra bunun üzerinde arkadaşlar 4 tane cıvatası var. Bu cıvatayı yenisiyle değiştireceğiz. Hemen işlemlerimize başlayalım. Sökümü gayet basit. Yaklaşık yarım saatte, 25 dakikada bu işlemi bitirebilirsiniz. Benim burada bakalitlerim vardı. Bu bakalitleri ben daha önceden sökmüştüm. Sizler de bunun sökümünü yapabilirsiniz. Şimdi direkt ben fan söküm işlemine geçiyorum. Bakın hiç tutmuyor. Ben bunu döndürmeme rağmen üzerindeki somun dönmüyor bile. Bunu sökerken fanın düşüp kırılmamasına dikkat edin. Evet, fanımızı aldık. Şimdi bunun üzerinde tam 4 tane alyan cıvata var. Bunları sökeceğiz. Evet, bunu bu şekilde ayırmış olduk. Üzerinden çıkan ber orijinal kendisi. Ben de arkadaşlar yine muadil bir ürün takıyorum. Şikayet olmayan bir ürün. BSG marka. Behreler hemen hemen bunun 3-4 katı olduğu için onu almadım. Şimdi bunu hemen montajlayalım.
Çok aşırı sıkmanıza gerek yok. Hem devirden pompasına zarar verirsiniz, hem de zaten motor ters yönde döndüğü için bunu rahatlıkla sıkacaktır. Evet, bu şekilde buna yeterlidir arkadaşlar. Bakın motorumuz soğuk, yani motorumuz soğuk diyorum, termik soğuktu. Termik soğuk olduğu halde, daha termik şu an ısınmamıştır çünkü motorun sıcaklığı buna geçmemiştir. Yaklaşık işlem 10 dakika falan sürdü zaten. Şimdi bakın bunu çevirmeme rağmen hiçbir şekilde dönmüyor. İsterseniz motorumu şöyle bir 3-4 dakika çalışsın. Sonra tekrar stop edelim. Sıcaklık termiğe geçsin ve işlemimize bakalım. Şu an motorumuz çalışırken ben içeriden gaza bastığımdaki uğultuyu hissedebiliyorum. Yani bir güçlü rüzgar akışı var arkadaşlar. Öbür fanda hiç böyle bir şey yoktu. Şöyle elimi arkasına koyduğum zaman da çok güçlü bir yine hava akımı var. Dolayısıyla arkadaşlar hem hani hortumların şişmesi, hem de motorda hani eğer hararet sabitten yükseliyorsa terminiz arkadaşlar, benim yaptığım test yöntemi test ederseniz bilin ki arızalıdır. Değişiminde ve bu şekilde yapmış olduk. Şimdi durduracağız. Biraz daha ısınsın arkadaşlar. Daha sonrasında dönme şekline bir bakalım. En azından iyi ile kötü arasındaki farkı kendinizde kıyaslamış olursunuz. Şimdi motorum sıcak. Dediğim gibi az önce bir bekleme olduğu için biraz soğumuştur diye ben tekrar çalıştırdım. Hararet bölgesine getirdim ve soğuttum. Stop ettim arkadaşlar. Şimdi bakın çevirmeye çalışıyorum. Yine aynı. Yani sıcaklığını almış aslında ve bizim işte fan termiğimiz fanı sıkma işlemini yapıyor. Az önceki döndürme işleminde hemen hemen 1,5 tur, 2 tur dönüyordu. Ama burada birazcık daha böyle o tokluğu hissedebiliyorum. İşte arıza tespitini bu şekilde siz de kendi araçlarınızla kıyaslayabilirsiniz. Yenisiyle ve eskisiyle ikisine testini yapmış olduk, değişimini yapmış olduk, görevini anladık diye düşünüyorum. Benim anlattıklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.